Evet, bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha buralardayız. Biz sabah buradan ayrıldık. Sonra böyle çok yoğun bir gün geçirdik. Ardından da tekrar buralara geldik ve yaklaşık olarak işte 10.35 gibi buradan ayrılmıştık. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30. Tam 6 saat sonra geri geldik. Yağmur, iyi bir yağmur yağdı bugün sayılır. Yani en azından toz toprağı tutması açısından. Biraz sonra Serdar Kavaz bizimle birlikte olacak. Müzik camiamızın önemli sanatçılarından bir tanesi. Önemli seslerinden ve gitaristlerinden ve müzisyenlerimizden bir tanesi. Sevgili Serdar'la hem sohbet edeceğiz hem de dıngır mıngır eğleyeceğiz tabii ki. Efendim, bugünün gündemi ne diye soracak olursanız, tabii ki benim arabanın bozulması birinci gündemdir. Çünkü o beni ilgilendiriyor en fazla. Evet, en önemlisi o. Ama onun ötesinde tabii ki Başbakan Türkiye'ye gitti. Bu çok önemli çünkü yarın Türkiye'de yapacağı temasların sonucunda elde edeceğimiz bir şey. Özellikle aşı miktarı açısından, yani çok olması aşının veya en azından hani böyle Nisan ayına kadar, yani 30 gün içerisinde günde 2000 kişiyi aşılamış olsak ve 60-70 bin kişiye, 80 bin kişiye, 90 bin kişiye ulaşsak Nisan'ın sonunda, hani çift aşıyı alanlar açısından önemlidir diye düşünüyorum. Bugünün önemli gündemlerinden bir tanesi tabii ki Başbakan'ın Türkiye'ye gitmesiyle birlikte Başbakanlık önünde de bir eylem vardı. Ama o konu biraz aslında sıkıcı veya sıkıntılı, üzücü bir konu. Çünkü taşımacılar, toplu taşımacılar birliğinin bir nesi diyelim, toplu taşımacılar birliğimizin adı nedir? Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin, evet, bugünkü eylemi bizi birazcık hırpaladı. Çünkü önemli bir konuydu, önemli bir olaydı. Ama mesela Ali Kişmir'in bir paylaşımı var, bizim basın senin, basın emekçileri sendikasının başkanının. Toplu taşımacılar bile birlik olamıyor diyor. İki örgütten biri eylemde, diğeri hükümetle görüşmede. Sonra da diyorsunuz ki sesimizi duyun. Yahu daha senin ağzından çıkanı kendi kulaklarının birisi duyarken diğeri duymayı reddediyor. Başkası neden duysun veya dikkate alsın ki? Bu birçok sektörde aynıdır. Ümit Boyoğlu kardeşim böyle parçalı yönet diye altına yorum yapmış. Tam da öyle bir durum, tam da öyle bir okka aslında söyleyeceklerimiz. Bugünün bana göre çok önemli konularından bir tanesi de dün 6133 test yapılmış ve bu testlerin neticesinde de 38'i yerel, 41 tane vakaya rastlanmış. Şimdi bu 38 yerel vakanın 27'si aynı öğrenci yurdundan. Bu öğrenci yurdunda işte yeni geldiler de uçaktan şu anda girerdi falan gibi durumlar, eleştiriler var veya dedikodular var. Milli Eğitim Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu bugün sabah benim konuğumdu ama sonraki gelişmelerde bu öğrencilerin 3 ay önce bu ülkeye gelen öğrenciler olduğunu, bulaşın kontrol altına alındığını ve kesinlikle temaslılarının takiplerinin yapıldığını, izole edildiklerini söyledi. Şu söz ilginç: boş yere panik yaratmaktan ve insanlarımızı daha fazla sıkıntıya sokmaktan başka bir işe yaramaz. Panik olayı. Panik yaratmak. Şu anda da bir yığın dedikodu hala bütün dünyada da olduğu gibi bizde de devam ediyor. Kimisi Dünya Sağlık Örgütü'nü da işin içine karıştırıp işte bu testler
İşte çok çalkaladığın zaman, çok salladığın zaman makineyi pozitif çıkıyor. İşte pozitif çıksın da bizim bilgilerimizi dünya istiyor, alıyor. Ne yapsınlar senin bilgilerini bütün dünya? Cem Yılmaz'ın dediğinden yani işte WhatsApp bizi takip ediyor. Ne yapacak WhatsApp seni? Ne yapacak? Yani işte bizim DNA'mızı, DNA'mızı, şuyumuzu, ne yapsınlar seni? Bence kimse bu konularda bence dedikodu yapmasın. Çünkü gerçekten moralimiz çok bozuluyor ve ciddi sıkıntı oluyor bence. Yani bu bizim ülkede hala aşıyı konuşuyor insanlar. İşte ben yaptırmam, neden? Çünkü ben inanmıyorum. Neden? Okuduklarından dolayı. Çünkü bir yığın insan ve bir yığın insan, bir yığın başka insanı da şey yapıyorlar. Ne diyorlar? Suçluyorlar işte. Bu da onun ajanıdır. Bu da şunun ajanıdır. Bu aldıydı, bizim bütün bilgilerimizi sattıydı, verdiydi, şunun adamıydı, bunun adamıydı. Vazgeçin artık ya. Bundan vazgeçin. Çünkü bizim gerçekten bu ülkede gündemimiz kapalı olan özellikle sektörlerdir. Bizim bu ülkede gündemimiz aç kalan insanlar, işsiz kalan insanlar, işlerini kapatmak zorunda olan esnaflar, iş yeri sahipleridir. Turizmdir, eğitimdir. Arkadaşlar, 2 senedir birinci sınıflar A, B, C. Başka yok. Türk alfabesinin 29 harfinin 3'ünü geçemedik çocuklara daha. 2, 2 daha 7 diyor çocuk. İlkokul öğrencisini birinci sınıf online oturtup da bilgisayarın karşısında ne kadar konsantre edeceksiniz, ne kadar eğiteceksiniz? Bizim çok büyük derdimiz var. Bizim müzisyenlerimiz bir yılı aşkın süredir işsiz. Bizim toplu taşımacılarımız her ne kadar bölünmüş olsalar bile bir yıldır işsiz. Arada birkaç ay çalışmış olabilirler ama gitti o da. Turizmin can damarı seyahat acenteleri. 200'den fazla seyahat acentesi çalışanı sıfır gelir. Onlara o 1500 de falan da uğramadı. Dolayısıyla bu dedikoduları yayıp da boş yere insanlarla uğraşmak yerine lütfen işimize konsantre olalım. Çaresiz bir hükümetimiz var. Çaresiz bir devletimiz var. Yarın tarihi bir görüşmedir bana göre. Çünkü eğer yarın gerçekten aşı miktarı konusunda beklentilerin çok ötesine çıkılabilirse bu ülkede belki de hayat açısından çok şey değişecek. Çünkü hayatın tamamen durma ihtimali çok yüksek. Yani önümüzdeki Nisan ayında Yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayı ve sonrasında yaşanacak olanlar ciddi belirsizlik taşıyor. Ulusal Birlik Partisi şu anda birbirini yiyor pozisyonda. Pek fazla dışa çıkan bir durum yok. Ama geçen akşam Cumhurbaşkanlığında bir yemek olmuş, bütün vekiller gitmiş, şu vekil gitmemiş. Çünkü şu vekil şundan dolayı gitmemiş, var çünkü bir daha önceki liderlik yarışı veya genel başkanlık yarışında yaşanan ilginç kombinasyonlar, tabii ki bir takım dengeleri de bir takım kişilerin ruh hallerini de bir takım kişilerin hırs hallerini de değiştirmiş durumda. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılıyız. Gerçekten sıkıntılı bir dönem yaşanıyor ve bu çok önemli. Ve tabii ki böyle bir durumda en önemli konulardan bir tanesi de Tolga Atakan'ın bugün gündeme taşıdığı bana göre veya Tolga Atakan'ın bugün ifade ettiği sosyal paylaşımında bir konu. Neydi Tolga Atakan'ın söylediği? Özür dilerim, sosyal paylaşımı bir televizyon programında söyledi. Hükümet yapacağı icraatlar vatandaşla kurduğu diyalog çerçevesinde
yapılan işlerin doğru ve şeffaf anlatımı noktasında güven telkin eder bir noktada olmalıdır. Geride bıraktığımız süre içinde bu toplum, bu toplama hükümetin bunu yaptığını göremedik diyor. Haksız mı? Hayır. Neden güven vermiyor? Çünkü güven veren bir Ulusal Birlik Partisi söz konusu değil, güven veren bir Yeniden Doğuş Partisi söz konusu değil, güven veren bir Demokrat Parti söz konusu değil. Ve bu üçünün zorlama diyebileceğimiz bir hükümeti ki en başta çok desteklediğim bir hükümettir. Neden? Çünkü hükümetsiz kalmamamız gerekir diyerek, yani herhangi bir hükümeti çok destekledim. Tabii ki yiğidi öldürüp hakkını yemek lazım. Böyle bir dönemde başbakan olmak, böyle bir dönemde koalisyona girebilmek müthiş bir cesaret işidir. Hatta deli cesaretini Sayın Başbakan'a veya kabine üyelerine deli dediğim anlamını sakın çıkarmayın ama deli cesaretinin ne anlama geldiğini bilmek lazım. Deli cesareti derken insanın sol elinin yumruğu sıkılıyor çünkü deli cesareti genellikle solcularda vardır ama biz görüyoruz ki şu anda sağ kanattan da ilerlemiş olsa hiç kötü bir şekilde eleştirilmemesi gereken ve böyle kötü bir dönemde sorumluluktan çok rahat kaçabilecekken hayır biz hükümet olalım diyen de bir hükümet var. Yani aslında yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal durumu ama bu konuda önemlidir diye düşünüyorum. Güven veriyor mu hükümet? Hayır vermiyor. Tolga Atakan orada haklı. Geride bıraktığımız süre içerisinde bu toplama hükümetin bize güven veremediğini biz de söylüyoruz. İnşallah yarın o kadar müjdeli, o kadar güzel haberler gelir ki gaz dolu olmayan ve geçen hafta evvelki haftaki gibi olmayan. Çünkü geçen hafta evvelki hafta ben sandım ki artık Türkiye bitirdi bu işi. Valiyi bırakıp gidecek, bağladı burasını Türkiye kendisine. Öyle önemli gelişmeler beklerken 4 tane kimse kusura bakmasın ama Abidik Gubidik Twist Again şarkısının sözlerine yani Abidik Gubidik Twist Again, Dam Dam Dibidak Twist Again'in içinde yer alabilecek söz olarak kullanabileceğimiz bir takım yani uyduruk şarkı sözü gibi uyduruk ya da bizi pek fazla ilgilendirmeyen, ne açısından ilgilendirmeyen, elbette ki 320 kilometre yolun yapılması bizi ilgilendirir ama şu anda istediğimiz o değil. Şu anda bizim için acil olan o değil. Biz 320 kilometre yol değil, 320 bin aşıya ihtiyacımız var. 320 bin kişinin aşılanmasına ihtiyacımız var. Git kendi başının çaresine bak da diyemezsiniz. Çünkü kendi başımızın çaresine nasıl bakacağız? Ona da müsaadeniz yok. Kendi başımızın çaresine pek bakmamıza. Çünkü bugün o konuda da çok önemli bir haber var aslında. Nedir o haberde? O haberde Güney Kıbrıs sevgili İsmet Özel. Kim gitti kim gitmediği bırak. İstersen Güney Kıbrıs bizi aşılıyor sevgili İsmet Özel. Nasıl? Online olarak başvuruyorsunuz kimlik numaranızla birlikte. Sağlık kartınız varsa o kartın da numarasıyla birlikte. Güneyde çalışan işçiler için daha kolay. Güneyde çalışmayan işçiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti denen güneydeki devletin sınırlarının dışında yaşam süren, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyorlar adını söylemeden, kişiler de online olarak başvurabilecekler. Peki online olarak başvuracak olan kişi ne yapacak? Yani diyelim ki ben gittim, online olarak başvurumu yaptım ki ben burada Sinovac aşısının birinci dozunu vurdurdum. İkincisini de 18 Mart'ta inşallah vurdururlar bize diye bekliyoruz. Yanlış da anlaşılmasın. Ama güneyde vurduracak olsaydık ne yapacaktık? İşte o başvuruyu yapacağız sonra tellen tele kampanyası çünkü nasıl geçeceğiz? Bir bakarsınız hayır kimse geçemez denir. Çünkü o tarafa geçmek sağlık kurulunun iznine tabii bir durum. Yani size Sağlık Bakanlığı'nın
sağlık nedenleriyle güneye gittiğinize dair bir belge vermesi lazım. Ben aşı olmaya gidiyorum. Birbirini tanımayan iki tane yönetimin bunu yapması biraz sıkıntı yaşıyor. Evet, İsmet Ezel Necun talihsiz diyor, anlamadım. Aşı başka lafa gerek yok diyor Oktay Beyaztaş. İyi yayınlar dilerim Örge Volkan. Örge Volkan, seni burada görmek isterim, ağlamak isterim. Özellikle bana telefoncuğumu at lütfen, konuşalım. Bu programcıkta bir gün senin yanında tartışalım böyle. Bugün Serdar abin gelecek. Cem Güner yürü be abi demiş. Sağ ol Cem Güner, yürürüm abim. 15'inde bütün her yeri açarlar mı? Öyle söylentiler var. Oktay Beyaztaş, artık bence her yeri aşmaları gerekiyor. Çünkü bu işin ipi koptu. Artık koptu ve koktu. Çünkü filan sektör falan sektör falanca sektör derken bir takım sıkıntı, ama bitecek mi sıkıntılar? Seyahat acentelerinin sıkıntısı uçuşlar başlayınca, tatiller başlayıncaya kadar mümkün değil, bitmez. Bir takım, yani en azından o 200 kişiye bir miktar tazminat gibi ya da ona benzeyen bir şey verilmesi lazım. Müzikçilerimizin sıkıntısı bitecek mi? Hayır. Otelcilerin sıkıntısı bitecek mi? Kısa dönem için hayır. Ama eğitim çözülebilir sevgili Oktay Beyaztaş. Nasıl mı? Bugün sabah söyledi Sayın Eğitim Bakanı. Yani 1600 civarında bir aşılamayla Lefke, Güzellurt ve İskele'deki okullar açılabilir. 10.000 civarında 8.000 küsurat bir aşılamayla diyor bakan. Ülkedeki bütün okullardaki öğretmenler, müstahdemler, çalışanlar, taşımacılık sektöründekiler aşılanabilir. Ve öğrencilerimiz A, B, C, en azından D, E, F, G ve G'ye kadar en azından gelebilirler. Veya 2, 2 daha 4 kaç eder babacığım dediğinde bir baba oğluna? 7 demez çocuk. Sonra bu ülkede bütün biz bu ana ya da her gün tartıştığımız konuların dışında çok büyük sorunlar ileride yaşayabileceğimizi de görmemiz gerekiyor. Çocukların psikolojik durumu, bütün dünya bunu tartışıyor. Yani bu toplumun çocuklarının, şu andaki jenerasyonunun çok ciddi sıkıntı yaşadığını ne yazık ki görmemiz gerekiyor. Görüyoruz da. Ünsal Aysu, çok teşekkür ediyoruz Oktay Beyaztaş. İbrahim Hüseyin korrekt demiş. İsmet Ezel, ben iki aşıyı yaptırdım diyor. Sen istemen abi, tamamdır. Devamlı donan diyor. Devamlı donan diyor İsmet Ezel. Ha, o internetin donması açısından söylüyor. Biz havanın donması meselesine de giriyoruz tabii ki. Evet, lütfen uydurma haberlerden, uydurma meselelerden kaçalım. Bir tartışmamız ya da bir tartışma konusu daha var ülkemizde. O da bugün, dün akşam daha doğrusu gerçekleştirilen yürüyüş. Ve bu konuda sevgili Ali Baturay'ın yazdığı yazı. Ali Baturay kendi ne diyoruz? Kendi içimizde sıkıntılı olduğumuzu söylüyor gazeteciler için. Pek de yalan söylemiyor aslında. Çünkü birbiriyle sürekli kavga eden, sürekli didişen, idişen bir durumda olduğumuzu herkes biliyor. Bu konuda da sevgili Ali Baturay'ın tartışmasının dışında da bir takım sıkıntılar var. Mesela ne gibi? İşte Avrupa gazetesinin sitemi, bugün manşetine de yansıyan sitemi. Çünkü Avrupa gazetesi aslında daha çok siyasileri bence hedef alıyor, ama şöyle bir şey. Kimse unutturamaz 22 Ocak linç saldırısını. Ve tabii Şener abi, Şener Levent bugün işgalciden basın özgürlüğü talep etmek gibi bir yazı yazdı. Bunun ötesinde, evet, bugüne kadar birçok konuda birçok örgüt, mesela
bizi unutmadı dediği örneğin devrimci komünist birlik üyeleri ki burada fotoğrafını da koymuş çok haklı. Bizi bir tek onlar unutmadı diyor olabilir. Dünkü ve bizim açımızdan da aynı şey geçerlidir. Daha bundan birkaç hafta önce bir gazetemizin manşetinde dün o yürüyüşte yer alan insanların hepsinin isimleri vardı. Örneğin Afrika ve Yeni Düzen gazeteleri haber ve yorumlarında bahsediyor diğer televizyona. Özellikle Serhat İncirli, ben, Levent Şener, Cenk Mutluyakalı, Sami Özuslu, Esra Aygın, Ayşem'den Akın gibi beşinci kolcu Rum sevicileri ifadesi. Ya bence bu da, bu saldırı da, şimdi benim adım var içinde, üstüme alırmış gibi veya işte kendi adına konuşuyormuş gibi olmasın ama bugüne kadar bu konuda da en az 50 tane yürüyüş yapılmalıydı diye düşünüyorum. Bu konuyu da ben kınıyorum tabii ki tıpkı Avrupa gazetesi gibi. O siyasileri kınadı ama bugüne kadar aslında o siyasilerin hiçbiri de bu konularda herhangi bir şekilde herhangi bir konuşma yapmış değil. Demokrasi açısından Bertanzaroğlu'nun, Erhan Arıklı'nın da dahil olduğu bütün grupların bu kınamayı yapması gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Mesut, canlı yayındayım. Canlı yayına katılmak ister miyim yoksa? Şu anda Kanal T. Ne istersen, hangi konuda istersen buyur konuş. Beni aradığına göre konuşmak isten diye düşünürüm. Çünkü şu anda beni izler insanlar. Tamam, evet. Sevgili Mesut Girgen şu anda hattımızda. O da futbolla ilgili konuşmak istiyor. Futbolla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyur. Canlı yayındayız. Evet, şu anda canlı havadasın. Konuğum da geldi. O yerleşirken seni dinleyelim. Şimdi bizde futbol yok, bir seneye geçti. Evet. Halbuki bir sene hafta sonu mutlaka ben kendi arkadaşlarımla beraber, hatta bizim özel tribünümüz var, 27 Temmuz stadında biliyorsun. Evet. Biz doğan maçlarını özellikle seyretmekten büyük keyif alırdık. Evet. Ama şimdi bize çocuklarımız Türkiye'de bal ligine, şeker ligine oraya giderler, buraya giderler. Öyle mi? Evet. Peki bizim zamanımızda bizim günahımız neydi be kardeş? Biz hiçbir yere gidemedik. Evet. Biz hiçbir yere gidemedik. Benim hayatta oynadığım en büyük maç, söyleyeyim mi hangisidir? Evet. KKTC Emirliği'yle Türkiye Ordu Milli maçıdır. 1-0-7 kendilerine 20'de. Onu da kareye yaptıydı. Evet. Oğuzlar, Turhanlar falan filan vardı Fenerbahçe'de. Muhammedler vardı. O Fenerbahçe'de derim. Orada bir takımında. Ve 1-0 indik. Şimdi kime sorarsan sor bizim zamanımızın topçularına. O evet. Ahmet Üçöz'e, Karayel'e, Özden'e, efendime söyleyeyim Cenk Araba, evet. Bradi'ye. Hepsi sen o maçı söyler. Başka bir şey olmadı. Ya biz Almanya'ya gittik falan filan neyse. Evet. Ama şu anda tamamen durmuş durumdadır. Tamamen durmuş durumda ama şimdi bizim zamanımızda bireysel futbolcu çoğudu. Bireysel başarılı futbolcu çoğudu. Şimdi bir Mehmet Süt daha gelir mi Kıbrıs'a? Yok. Mehmet Süt. Bir Ertan. Bir Ertan gelir mi adam yüzü dersiye bakar da öze gol atardı bu yandan. Bir Sertaç Karayel. Sertaç Karayel. Sertaç Karayel de Türkiye'de yoktu. Ben iddia ederim. Evet. Türkiye'de de yoğdu. Şimdi bizim günahımız neydi? Ben Altay'a gittim be kardeş 1985'te. Evet. 10 milyonda para aldım. Evet. Ben Tamcu'da Samsun'dan Galatasaray'a transfer oldu o sene 40 milyona. Evet. 5 tane geleceği verdi. Birinci geleceği oldum. Bak çok iyi dinle beni. Evet. Beşinci geleceği de Cem diye bir çocuğuydu uzun boylu. Evet. Bekattım lan. Sonra geldi o çocuk bana başladı gelecilik yaptı. Bana son günü ne dedi bilin? Bitlerin başlamasından bir hafta evvel. İki yabancı oynayabildi dedi bana Türkiye'de. O zaman iki yabancı.
ayağımızı yırdık, ayağımızı yırdık, giremedik. Evet. Sevgili Mesut, başlaması mı gerekiyor futbol bu sene? Vallahi başlaması gerekiyor. Evet. Çünkü yani ne bilecek bu çocuklar? İşte gidelim Türkiye'de. O Türkiye'de gitti. Dedi ki bizim ikinci ayağındadır. Bizim ikinci ligimizin ayağındadır. Evet. Ha, yeminle söylerim sana. Yani o Türkiye'de Bal Ligi'ndeki takımlar, Bal Ligi'ndeki takımlar, işte Cimler Kirli ayarındadır, Yalova ayarındadır falan filan. Ya ama ne yapsın çocuklar? Bir miktar paracık alırlar, giderler, mesleklerini icra ederler. Yapacak başka yani bir şeyleri de yok. Parayı zaten bunda 13 sayılır. Evet. Sevgili Mesut, çok çok teşekkür ediyoruz sana. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Buyur. Bir şey daha söyleyeyim sana. Buyur. Hasan Sertoğlu'yla evet. Futbolcuların kulüp başkanlarının ihtiyacı çok kötü. Nesi? Kulüp başkanları diyor ki ot diyor bir sene futbol oynanmadı. Bütçemizi düzelttik toparladık. Evet. Anladım. Mesut'um çok teşekkür ediyorum. Uçurmam lazım seni. Konuğumuz geldi sevgili Serdar Kavaz. Bizi, çok teşekkürler. Bizi dinlemeye devam et. Seni çok seviyoruz Mesut. Sağ ol. Tamam kardeş sağ olasın. Hadi bay bay. Bay bay. Evet sevgili Mesut Girgen. Gerçekten çok büyük bir kaleci. Çok büyük bir futbolcu. Tek başına değil tabii ki. Onun kardeşleri de aynı şekilde öyle. Sevgili Afine Murat'a çok 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 selamlar ediyoruz. Onlara da Doğan Türk Birliği'nin üçü de bana göre. Tabii ki Mesut Girne Alkevi'nin de aynı şekilde. Ve Çetin Kaya'nın da efsanesiydi. Serdar Kavaz. Selam abi. Hoş geldin. İyisin. Hoş bulduk. Çıkar onu istersen evet. Çünkü hiç sorun yok artık. Biz dedikodulara da inanmaya başladık. Bu virüs yoktur yayılmaz diyorlar arada bir. Serdar ne yapıyor? Biraz ona doğru biraz gelelim. Çok önce, evet gitardan dolayı biraz yaptım ama biraz önce işten çıktım ve buraya direkt geldim Girne'den. Evet. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde dediğin gibi. Evet. Siga siga dediydin bana. Müzik adına neler yapan bu ara? Müzik İbrahim'den adına... dinlerim sizi arada evet. Bir paylaşırsınız. Sevgili aynen. İbrahim'e da geçmiş olsun dileklerimizi, sevgilerimizi iletelim tabii ki. Evet aynen öyle. İbrahim'le zaten güzel bir ikili oluşturduk. İbrahim benim küçük kardeşim ve çok sevdiğim yani böyle kardeşim gibi sevdiğim bir müzisyen. Ve önemli evet. Olan zaten müzik yaparken çok da iyi anlaşabilmektir bir insanla. Evet. O yüzden yaptığımız her şeye de yansıyor bu. O yüzden İbrahim bana çok güzel bir fikir attı ortaya. Serdar abi dedi düzenlemeleri ben yapayım evde. Hem bana da bir oyalantı olur. Evet. Ve sen ve daha birçok kişiyle tabii ki işte Hasan Günyüz arkadaşımız var. Bigal Beyaz abimiz var. Bunlar çok değerli arkadaşlarım. Evet. Başka işte unuttuğum varsa artık. Evet bazen Bigal'i izlerim. Sim TV'de izlerim Bigal'i. Evet. İbrahim Çetin Erinan Serdar Kavaz'ı da ben şeyde dinlerim. Yani Facebook'ta dinlerim. Evet bu arada. Evet. Sevgili Acar Akalın'la da çok büyük bir projemiz var. Onunla da kişisel olarak hani gel eve evdedir çünkü stüdyosu sevgili Acar'ın, Acar abinin. Ve onunla da bir şey yaşadık. Bir karantina olayı yaşadık kardeşinin pozitif çıkmasıyla. Üçümüz birlikte karantinaya girdik. Tabii ben bunu Facebook sayfamda bu gibi şeyleri aslında yayınlamaktan çekinirim demeyim de çok böyle hani ajitasyon da yapma şeyi değilim. Ama 14 gün karantinada kaldık ve şunu da belirtmek isterim aslında. Özok'ta kaldık. Üçümüz de işte Acar Akalın eşi ve ben. Oradaki arkadaşlara da şu anda fırsat buldum bunu da söyleyeyim. Oradaki arkadaşlara da bize çok iyi baktıklarından dolayı çok çok teşekkür etmek isterim. Hani derler ya yok yemek getirmezler yok bilmem ne yapmaz. Ben ciddi söylerim sana. Özok adı olan yerde kötü iş olmaz. Boş versinler bunu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece bu küçücük bir örnektir. Çıkarken
yanımda bir poşet çay, bir naylon poşet dolu çay, bir naylon poşet dolu Nescafe, bir naylon poşet dolu da çatal kaşık getirdim eve. Evet. Ve arada sırada onları kullanıp böyle şey yaparım, yad ederim. Yani. Bak işte biz karantinadaydık. Evet. Yani bir negatif evet. olarak. Müzik sektörü çok kötü etkilendi bu evet. karantina, şey bu koronavirüs sürecinde. Evet. Ama üretim açısından birazcık şans verdi gibime geliyor insanlara değil mi? Yani beste açısından, düzenlemeler açısından. Yani ben mesela Bigal'ın hiç bu kadar çalıştığını aklıma getirmezdim. Ben Bigal'ın daha fazla çekim yaptım ben birkaç kez Bigal'ından. Kuşlarını ve klasik arabalarını daha çok bilirim müziğinden. Abi yani, süpersik. Ablası müthiş bir müzisyendir tabii evet. ki. Onu da sevgilerimizi iletelim hepsine, bütün evet. aileye. İnşallah Bigal'ı da bir gün konuk ederim ben buralara. Serdar bize bir şarkı söyle ya gelmişken. Abi ben her şeyden önce şarkı söylemeden önce iznini isteyip bir şey dile getirmek istedim. Buyur tabii ki. Dün dükkan senin. Dün seninle bir yürüyüşte buluştuk evet. ve çok önemli bir yürüyüştü bence bu. Tabii ki. Bir protestoydu ve her şeyden önce dün basın için yürüyüşe katılan bir kişi olarak da tüm basında görev alan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Fakat şunu da belirtmek isterim ki keşke 3 yıl önce Avrupa Gazetesi taşlanırken de bu basın bu şekilde, bu benim kişisel görüşümdür. Mutlaka, onu da saygımız söyleyeyim. Sonsuz. Bu basın bu şekilde ayağa kalkıp da oralarda da bu basını topluca görebilmiş olsaydık diyorum ve bu fırsatı verdiğin için de teşekkür etmek istiyorum. Senin de yürüyüşe katıldığın için biz sana teşekkür ederiz tabii. Ne demek, ne demek. Ben evet. her şekilde basının, çünkü basın da benim yanımda her zaman olmuştur ve her zaman basını yanımda hissetmişimdir. Zaten basının içinden gelen bir müzisyen olarak da kendimi ifade edebilirim. Çünkü ben hatırlarım daha Serhat İncirli yeni Kıbrıs'a geldiği dönemde ki İngiltere'de da beraberdik evet. seninle hatırlarsan. Tabii ki biz buluştuk orada da. Evet ve orada okuduğum yıllarda ve buraya geldiğimiz yıllarda da beraber Kıbrıs Gazetesi'nde evet. Birlikte çalıştık orada ve ben de Allegro programını Kıbrıs Yayın Kurumu'nda orada evet. Çok güzel sürdürdün. Sürdürdüm tabii ki iki evet. sene ve tabii ki işte gelişmelere girmek istemiyorum ben. Şu anda ne yapan? Şu anda onu söyleyeyim. Müzik hayatım devam ediyor fakat belli bir yaşa kadar sadece müzikten para kazanmayı biraz kendimi de böyle zorlayarak belli bir müddet bunu yaptım. Müzikten para kazandım. Sadece müzikten. Özel dersler olsun, canlı programlar olsun. Fakat belli bir yerden sonra aile kurduğumuz zaman da tabii evet. ki belli bir zorlanma söz konusu olur. Bu nedenden dolayı da özel bir şirkette şu anda çalışıyorum. Evet. İşimden de memnunum. Kolay şirketimden gelsin. De memnunum. Bunun yanında da bana şirketimde müzik yapma ve müziğime devam etme fırsatı da veriyor. O yüzden de şirketime de teşekkür etmek isterim böyle evet. bir fırsatı verdiğinden adını bile söyleyebilirim yani. Evet. Çünkü reklama ihtiyacı yoktur dediler bana. Ben de reklam yapmam yani söylemem istedim. Yani tamam o zaman sorun yok. Hayır yani ben zannettim çekineyim söylesin. Yok çekinme değil tamam. hiç olur mu? Ne kadar bana güzel. Öyle dediler içeriden. Şirketimizin reklama ihtiyacı yoktur. Tamam o zaman reklam yapmayın. Allah iyiliğini versin. Şimdi acara kalın dedin. Yanlış anlama züppelik gibi olmasın ama. Estağfurullah. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Evet. Onunla yani o benim. Girelim mi onunla? O benim böyle en sevdiğim. Sen iste hemen girelim. Serdar Kavaz nedir, onunla gir. Nedir olay? Evet. Yalnız bu gitara bir söz hakkı verelim de akorlayalım kendini abi. Çünkü işten geldim ve bu gitarcık biraz gana alar. Şimdi bu akordundan çalarsam herkes beni kesinlikle evet. yuhlayabilir. Orada şeyi var. Ne derler o? Ya alete? Burada evet. Evet abi. Herkesin üsttedir, bizimki alt taraftadır. Solaki olduğumuzdan evet. dolayı gitarı çevirdik. Bunu da söyleyelim. Evet. Yani gitarı ters çevirdik. Gitarı sol el ben... için yapılan bir gitar değil yani. Evet, değildir. Değildir. Sol el için yapılır değil mi bu? Yapılır gitar. Tabii ki. Yapılır tabii ki. Evet.
Ama ben tercih etmedim. Yani biraz herhalde böyle alıştık çalmaya bilmiyorum ama ben tercih etmedim abi. Bundan dolayı da bu gitarcığın tonunu da çok severim diye. Evet. Kaç zaman vardır bu gitarcık böyle benim inandır. Gara gara durur gara kedi gibi. Ama çok da severim kendini. Severek çalarım. Ben evet, galiba oldu gitarla bari ilgili olarak çok duygusalım sevgili Serdar. Çünkü ben 7 yaşında bir gitar hırsızlığı yaptım. Gitar çaldım. Sonra kaybettim o gitarı 5 yıl önce ama tabii parçalandıydı. Evet. Ganimet yapmak için bir Rum evine girdim ve duvarda asılı bir tek gitar bırakmışlardı. Evi soydular. Soyduk yani biz zafer kazanan ganimetçiler olarak. Ve bir tek şey kaldı. Duvarda bir gitar vardı. Hohner. Böyle elektrospaniş bir gitar. Ve uzun süre kullandım onu. Yani kullandım derken üstüne vurarak. Evet. Yok, bir ara Cemal Özgürsel'den ilkokulda falan ders aldıydım ama biz çalamadık. Para çalmayı öğrenelim dedik, onu da yapamadık. Hiçbir şey çalamadık. Espri yaparık, o hiçbir şeye benzemez. Sen en iyisi Acar Akalın'ından gir. Acar abiye sevgilerimizi sunalım. Ona da buradan bir sevgi gönderelim. Evet. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört besin birdenbire açar. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört besin birdenbire açar. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Sen uyu ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Sen uyu ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Mesela elimde sihirli bir değnek, ucunda güzel günleri getirecek. Mesela elimde sihirli bir gitar, ucunda güzel günleri getirecek. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı. Lay 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 la lay la lay la lay la lay. Lay 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 la lay la lay la lay la lay. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Tabii unutmamıştık. Ahmet Okan'ı da unutmayalım tabii ki. Ahmet Okan'ın da sözler ve müzikte tabii ki Acar Akalın'la ortak bir durumumuz var. Evet. Ahmet abimin ben buradan ellerinden öpüyorum tabii ki. Unutmuş olmayalım. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamaya, az kalsın adını da unutuyorduk Ahmet Okan'ın, ama mümkün değil unutmamız tabii ki. Ahmet Okan abimiz ne kadar güzel, ne kadar değerli insanlarımız var değil mi? Ama kesinlikle var. Siyasetin içinde biz aslında hepimiz kurban olduk gibime geliyor. Yani siyaset derken sanatta ilerlememiz, bir yere gidemedik. Sporda hiçbir yere gidemedik.
Kapalı kaldık buralarda. Yani. Oysa çok güzel şarkılarımız, çok güzel müziklerimiz ve çok iyi müzikçilerimiz Avrupalara kadar bir miktar uzandı. Belki Türkiye'ye kadar diyelim ama. Aynen öyle. Dün katıldığımız özellikle yörüngüde sanki Facebook patlamış da Kıbrıs'ın Facebook, Kıbrıs Türk'ünün Facebook'u patlamış da herkes oradaymış gibi geldi bana. Çünkü her değerli abimi, sizleri ve evet, daha birçok değerli abimi, sevdiğim insanları, benden küçükleri orada gördüm ve çok da memnun oldum. Belki de toplumun aslında bu kadar kapanmadan sonra ihtiyaç hissettiği bir şeydi orada buluşmak. Evet, çok güzel oldu aslında. Güzel oldu. Gerçekten sessiz oldu aslında. Son dönemlerdeki çok da en güzel yürüyüş, evet, oldu. Ama yani bu sessizliği sessiz bozmak çok diyelim kolaydı. Evet. Yani iki tane ayran içmiş olsaydı birçok insan, ki bunlardan bir tanesi de benim, bağıra bağıra çok rahat şarkı söyleyebilirdim. Yani evet, birkaç arkadaşımız denedi. Aslında Kıbrıslı Türklerin o konuda biraz şeyi var. Yani. Nesi var? Eksikliği var diyeyim. Belki de bir eksikliktir. Ama mesela bir ara Gündoğdu Marşı'nı söylemeye çalıştılar. Yani. Çıkmadı. Ses çıkmadı. Ama onu bağıra bağıra dört kişi bile söylese, evet, gidebilirdi. Özellikle dünkü şeyde. Evet. Yani bu söylediğin. Ama bir de organizasyon eksiydi. Sözünü keserim. Yani organizasyon eksiydi demek, suçlamak için söylemem. Çat 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 diye oldu bu yürüyüş. Evet. Yoksa birkaç hafta önceden olmuş olsaydı, evet, çok farklı olabilirdi yani. Kesinlikle. Özellikle yürürken ben müzisyen olarak bir şey söylemedim aslında ama başkalarının söylemlerini duydum. Keşke Cem Karaca değil de Bir Güzel Günler çalınmış olsaydı. Evet. Hatta ben de onlara şöyle dedim. Yahu ırkçılık yaparsınız gene falan dedim. Da gülüştük de orada. Ya müzisyenliğin ırkçılığı da olmaz yani tabii ki. Evet. Ama evet, keşke Güzel Günler'de çalınmış olsaydı. Her şey çalabilir. Her müziğin bir anlamı yani vardır. Ama Cem Karaca da sonuçta müzik evrenselse, Cem Karaca da çalındı orada. Tabii evet ki olabilir. Başkaları da çalınmış olabilir. Bunlara çok da takılmamak gerektiğini düşünüyorum ama hani daha organize bir şekilde gelmiş olsaydık dediğim gibi, daha da güzel şeyler orada yapılabilirdi. Evet, tabii bu eksiklik olarak değil, biz sadece aslında iki olay, iki spesifik olay üzerine oraya gittik. Ama o iki olayın üzerinden medyaya bugüne kadar çekilen bütün gulaçların, gırbaçların hesabını da bir şekilde sorduk. Eksiksiz oradaydık aslında. Evet. Yani oraya gitmesi yasaklanmış insanlar dışında, ki yasaklanmış insanlar vardı. O da gayet doğaldır ama yani suçlamak, evet, için söylemiyorum. Herkes oradaydı. Hı hı. Ve tabii Ali Baturay diyor ki küs bir grubuk biz aslında. Doğrudur. Birbirine küs, kırgın gruplarık biz. Yani hala şu sebepten bu sebepten bir takım kırgınlıkları olan bir grubuk. Evet. İnşallah bundan sonra örgütlülük artar. Bu örgütlülük bu sektörü aşılamayı da başardı. Hı-hı. Aslında o da ayrı bir bahsedilmesi konu ama biz bugün müzikçileri konuşmaya geldik. Medyayı konuşmaya, kesinlikle, gelmedik. Müziği konuşmaya geldik. Belediye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi, biz ayakta alkışladık onu. Nedir o? Var mı? Şimdi Serhat abi, sen konuşurken ben hemen hatta sen konuşurken hem seni dinlerdim hem kafamdan başka şeyler geçirdim. Çok benzer taraflarımız vardır aslında. Yani basın aslında birbirinden kopuktur ama işte burada mesela ben onu zaten hissederim, biliyorum. Müzikte zaten de var aynı şey. Ama aynı şey müzikte de var. Nereye geleceğim? Müzeye geleceğim. Aynı şey müzikte, sonunda geldik müzeye. Aynı şey müzikte de vardır. Ve müziğin tek bizim eksiğimiz, müzisyenlerin bir türlü senelerdir bir şekilde örgütlenememesi ve bir araya, bir çatı altında toplanamaması, bu müzisyenlerin en büyük problemi haline geldi. Ve şu anda da bunu yaşarık. Ve kalkıp da ben burada mesela Lefkoşa Belediye Orkestrası'nı ve Lefkoşa Belediyesi'ni de şaha kaldırmak isterim. İznin inan. Tabii ki. Gerçekten şaha kaldırılması gereken bir davranış yaptılar. Bravo Dirence ve bravo Harmancı Başkan'a. Tabii ki. Her zaman. Ne yaptılar?
dediler ki gelin bu yerde bir konser düzenleyeceksiniz ve biz sadece müzik yapanlara çıkarıp ücretlerini verecek. Ama başka işte çalışıp da müzik yapanlara ödemeyecek. Almasınlar zaten, utansınlar, almasınlar zaten. Evet. Ben oraya gidip destek vermeye, bir kuruş para almadan destek vermeye... Organizasyon hakkında bilgin var mı? Yani gidip dinleyebilecek mi insanlar? Gidip dinleyebilecek insanlar. Açık hava olacak çünkü Bandabulia, Bandabulia sahnesi. Tabii tabii. Evet. Artı gidip dinleyememese... Dinleyemese bile. Dinleyemese bile birileri oradan canlı yayın yapacak ve insanlar oturduğu evet. yerden online bunu görebilecek diye düşünürüm. Yani ama bunun düşünülmesi çok ilah bir davranıştır. Evet. Ve son dönemlerde alınmış en güzel kararlardan bir tanesidir. Ve bunun üzerine başka yerler de bunu örnek alarak başka şeyler yapılıyor. Mesela şu anda online sanırım birileri bir şeyler yapmaya başladı ve bunun karşılığında da ücret ödemeye başlıyor. Tam net değilim ama o yüzden hani isim şeyi falan veremem. Evet. Bunlar da çok çok önemli şeylerdir. Çünkü en büyük darbeyi alan şeylerden bir tanesi de sektör de demeyeyim aslında. Bunun ne ben mesela burada herkes mesela sektör, piyasa falan filan. Ben bu ülkede kaç sene vardır müzik yaparım. Ne bir piyasa olduğunu gördüm. Ne müzik piyasası. Burada müzik piyasası olduğuna inanmıyorum. Eğer müzik piyasası olmuş olsaydı birilerinin bir şeylere sahip çıkması gerekirdi. Bu bir. Sektör hiç değildik. Olamadık. Evet. Biz zaten birlik olamadık ve bütün bizim nelerden dolayı bunları sayabiliriz. İşte egodan dolayı, carttan dolayı, curttan dolayı, onun onu beğenmemesi falan. Aynısı işte basının içinde de vardır. Evet, ne yazık ki. Biz Kıbrıslı Türklerin de en büyük handikapıdır bu. Evet. Yani yapmayın ya böyle şeyler. Gelin egocunuzu atın arkanıza böyle. Savurt kendini arkaya yahu. Ve kendin gitarınla veya kendi sesinle kucakla insanları. O benden güzel söylemiyor. O benden bir. Ya ne, kim ne isterse söylesin. Ben kendimle yarıştırabilirim ancak. Evet. Neden? Kendimi aştık sonra kendimi aşabilirim. Çünkü kendimi geliştirebilirim. Ancak başkası öyleymiş. Beni ilgilendirmez. Saygı duyarım, geçerim. Ama kimseyi de kötülemem. Bunları bir kenara bırakmanın sırası çoktan geldi geçti ama bırakamıyoruz maalesef. Necip Mahfuz diyor ki başkalarından daha iyi olmayı arzu etme. Önceki halinden daha iyi onu olmayı söyledik. Arzu et. Zihinler başkaları ile meşgul olduğunda küçülür. Kesinlikle. Kendisi ile meşgul olduğunda büyüyüp gelişir. Necip Mahfuz. Öyle söylemiş. Kesinlikle. Çok güzel. Sevgili Serdar, Beraş bir şarkı söyle bize. Mesela desem sana ilk aklına hangi şarkı gelir? Yani mesela bana söylediklerinde ben her zaman söylerim. Yani yerine göre çok değişir. Yani kimse kusura bakmasın ben bir içki masasındaysam önce Ormancı'yı isterim. Ondan sonra Makber'in devam etmesi lazım. Ama bunlar ayrı bir şey tabii ki. Ya böyle bir yere geldiğim zaman mesela gene Neşet Ertaş var benim içimde. Ah yalan dünya gibi. senin aklına ilk ne gelir? Şimdi benim aklıma ilk gelen şey şu var. Buraya beni davet ettin ve ben sonuçta bir besteci ve şarkı yazarıyım da ayrıca. Kendinin eseri. Kendimin eserini, sevgili sözleri de Bülent Özoğlu'na ait. Çok eskiden beste. Yani Kıbrıs gazetesinde, Kıbrıs medya grubunda çalıştığımızda. Yani hep böyle onu dile getiririm ama özellikle de getiririm yani. Bülent Fevzioğlu'na da sevgili. Bülent Fevzioğlu'na da buradan söz yazarına da hatta ben kendisinden daha doğrusu o benden rica etmişti. Lütfen bu sözleri besteleyebilir miyim? Ve ben o sözlerin içeriğini çok iyi bildiğimden dolayı da o sözleri besteledim.
Çoktan vardır da çalmıyorum. Çal. Mesela bu zamanlardan sonra ilk defa şarkıyı çalacağım bir program olacak, bir çok yer olacak. Adı umarım ne? Da izleyiciler beğenir. Adı? Dinleyiciler Müebbet. Müebbet. Evet. Dinliyoruz. Evet abi. Ondan sonra Neşet Ertaş'a girebilir tabii. Evet. Abi bir bu yani istemem bana insanlar sövsün ekran başında. Bir şey değil. Ve bu çocuk... Sövme de bizim ilacımızdır yani. Ya. Evet abi. Evet. Fikrim müebbet sana, gel sor seni yıllarıma. Bana yazsak bir elmasın, razı oldum günahıma. Fikrim müebbet sana, gel sor seni yıllarıma. Bana yasak bir elmasın, razı olmam günahıma. Tenin çeker ölüm gibi, sende ölüm dün gibi. İlahi bir sırrımsın sen, kalbe dair bir din gibi. Tenin çeker ölüm gibi, sende ölüm dün gibi. İlahi bir sırrımsın sen, kalbe dair bir din gibi. Hem yakın hem uzağımsın, sevda saplı bıçağımsın. Her gördüğüm yerde seni, kana 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 yandığımsın. Tenin çeker ölüm gibi, sende ölüm dün gibi. İlahi bir sırrımsın sen, kalbe dair bir din gibi. Tenin çeker ölüm gibi, sende ölüm dün gibi. İlahi bir sırrımsın sen, kalbe dair bir din gibi. Hem yakın hem uzağımsın, sevda saplı bıçağımsın. Her gördüğüm yerde seni, kana 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 yandığımsın. Tenin çeker ölüm gibi, sende ölüm dün gibi. İlahi bir sırrımsın sen, kalbe dair bir din gibi. Yüreğine sağlık. Sesine sağlık. Allah sana iyilik versin Ardakcığım. İyi ki varsın. Ne güzel. Sağ olasın. Ne güzel. Hiç böyle program yapmamıştım. Yani İbrahim İnan bir ara Kıbrıs gazetesindeyken biz de yaptık. Ama böyle bu kadar güzel değildi tabii ki bizimkisi. Çünkü sen söylemezdin. Şimdi abi bu Neşet Ertaş tabii ki ayrı bir vaka, evet. Ayrı bir olay.
Mesela ondan ah yalan dünyayı mı söylerik, şu garip halimden mi onu mu söylerik, hangisi daha uygun gelir sana ya da başka bir tane varsa. Ama Haydar ben, düşündüm hani, ben. Haydar ama. Haydar olabilir. Yani, olamaz abi. Cangok tarzında evet. aman o da olur. Yani, o da olabilir değil abi ama. Tabii ki. Haydar. O da çok korkunç güzel bir şarkı. Çok hoş bir türkü tabii ki veya öyle diyelim. Onu bir sürü insan hemen girelim söyleyeyim. Yoksa birazcık... Soluklan. Normalde bize kahve falan çay da getirilirdi evet, ama bugün evet, söylemedi. Bilal unuttu bizi. Hasan unuttu. Rabia unuttu. onlara selamlarımı herkes söylüyorum. Herkes unudur. Bir şey değil çay falan istemeyecek sözüm. Ama Hasan unutmasa onu söyleyeyim yani. Hasan'ım. Herkes unudur ama Hasan. Hasan'ım duydun. Evet, onlar da şimdi programımızı yöneten insanlarımız tabii ki bize sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili Bilal, Hasan ve Rabia'ya da ayrıca çıkarken Rabia kızabilir bize çünkü söyleyelim. Kesin. Evet. Yani bir kızmacık duyacak yani orada. Haydar diyorum. Evet. Onu da dinleyelim. Fazla da vaktimiz kalmadı yani. Evet. İlginç yanı ama. Evet. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arınlamış şişesini taşa çaldım kime ne? Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar seyreder alem beni. Haydar seyreder alem beni. Sofular haram demişler bu aşkın badesine. Sofular haram demişler bu aşkın badesine. Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Haydar günah benim kime ne? Haydar günah benim kime ne? Nesimiye sordular da devam et abi. Olayım, olmayayım, o yar benim kimene. Haydar, o yar benim kimene. Haydar, o yar benim kimene. Haydar, o yar benim kime ne? S-
Süperdi bu ya. Süperdi. Keşke çok daha vaktimiz olsa. Keşke çok daha fazla vaktimiz olsa. Keşke çok daha fazla zamanımız olsa. Ama bitirmek mecburiyetindeyiz. Biz böyle bir 30 dakika kadar seni alabildik bugün. Bizim bir saatlik bir programımız var ama Serdar, gerçekten zaman ayırabilirsen böyle yine önümüzdeki haftalarda alalım seni biz gene olur buraya. Olur tabii. Gene yani şarkıcı. Hatta da kondu gene şarkıcı söyleyelim. Çünkü bir mesaj geldi şimdi ve dedi ki, madem bunu söyledi diyor, şu garip halimden bilem onu çalmadan diyor, bırakma gelini katsın ama başka defaya. Abi öyle bir kuple. Bir kuple girebilin ona da, hadi bir şey değil, girelim. Onunla bitirelim aslında. Bir daha söyle hangi şarkıydı abi? Şu garip halimden bilem İşvel'in ağzını. Şu garip halimden bilem İşvel'in ağzını. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilli güler yüzlü ne ceylan gözlü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Serdar Kabaz'a çok teşekkür ediyoruz. Hem bize zaman ayırdığı için, hem çok güzel şarkıları için, hem bütün arkadaşlarına da, bütün ülkemizdeki müzik sanatçılarına sevgilerimizi iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif aldınız. Çok yorgun ve çok böyle stresli bir son 1-2 saat geçirdim. Ben de programa gelmeden arabam yolda kaldı da. Ama onun için... öyle bir dinlendim, öyle bir relax oldum, anladım onu. Çok teşekkür ederim. Hakkını ödeyin. İnşallah. Evet. Çok teşekkürler. Yönetmenlerimiz Rabia'ya, Hasan'a, Bilal'a da çok 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 selamlar ediyoruz. Onlar da size selamlar gönderiyor. Yarın sabah buradayız. Yarın sabah bambaşka bir konu. Gitarıyla ve sazıyla sevgili Faiz Sucuoğlu tabii ki gelmez sahneye, programa. Faiz Sucuoğlu yarın sabah sohbet edeceğiz. Zaman zaman söyledim, böyle sürprizlerimiz olacak sizlere. Serdar Kavaz bugünkü ilk sürprizimizdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Akdeniz'in incisi, Kıbrıs'ın en güzel sahilinde, Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje, Vista Mares.